Evet, hepinize selam arkadaşlar. Tonguç Akademi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Tonguç Akademi'nin Instagram hesaplarını hep birlikte inceleyeceğiz. Bakalım kaç takipçileri var, komik postlar paylaşıyorlar mı? Beraber bunlara bir göz atacağız. O zaman hızlı bir şekilde incelemeye geçiyorum. İlk olarak tabii ki de Tonguç Akademi'nin resmi Instagram hesabından başlıyorum. Bakıyorum ki 2335 gönderiye sahip, bayağı fazla. Takipçi sayısı olarak 677.000 takipçiye sahip. Bence güzel. Ama bu tabii ki de daha fazla da olabilir. Eğer sizler de ulaşmak istiyorsanız açıklama kısmına linkleri bırakıyoruz. Ulaşabilirsiniz oradan. O zaman ilk gönderiden başlıyorum. İlk gönderi Tonguç Plus hakkında. Biliyorsun ki Tonguç Plus adında Tonguç Akademi'nin resmi sitesinde bir sistem var. Bu sistemden daha detaylı bir şekilde eğitim alabiliyorsunuz. Merak eden arkadaşlar için tabii ki de açıklama kısmına linkleri bırakıyoruz. Postumuz telafi kampı hakkında, kampların duyurusunu içeriyor. Bu arada Tonguç Plus'ın Instagram hesabı da var. Ama orası sadece üyeleri özel. Çaktırmayın. O zaman daha eğlenceli postlara geçiyorum. Bu biraz eğitim hakkındaydı. Karnın ortalaman kaç postu? Şimdi evet. Biliyorsunuz ki yaza giriş yapıyoruz. Ve karnelerimizi aldık. Eğitim açısından istediğimiz gibi bir yıl değildi. Online uzaktan eğitim gerçekleşti. Ama bence yine de karneleriniz fena değildir diye düşünüyorum. Ortalamalarınızı gerçekten merak ediyoruz. Aşağıya yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Burada yorumlarda mesela Sinan Alan demiş ki takdir alanlar butonuyum demiş ve toplamda 1265 beğenme almış bu yorum. Teşekkür alanlar ya da hiçbir şey almayanlar çok fazla üzülmesin. Umarım ileriki dönemlerde alabilirler. Diğer bir postumuza geçiyoruz. Burada bir caps postu var. Zamanını boş harcadığım bazı şeyler. Mesela bu birazcık daha böyle tavsiye tarzında. Hani sizlere diyor ki zamanınızı verimli harcayın. Bunu isterseniz kaydedebilirsiniz. Bence güzel demiş. Mesela olumsuz düşünmemeliyiz. Kontrolsüz TV izlememeliyiz. İşlerimizi ertelememeliyiz. Ve günün büyük bir kısmını sosyal medyada harcamamalıyız. Bunlar çok önemli. Diğer postumuz 2020 uzaktan eğitim, bilgisayar başında 2020 uzaktan eğitim yatakta ya da böyle yatarak geçiyor. Maalesef ki bu doğru. Ben de yaptım yani. 2020'de daha ciddiye almıştık mesela bu tarz olaylara. Bir de yeniydi online eğitim vesaire falan. 2021'de birazcık bunları boş verdik. Birazcık uykuya kapıldık. 2022'de her şey daha iyi olacak. Ben inanıyorum. Birisi demiş ki burada Efe Özkan, hocam LGS'den sonra okulu unuttum demiş. Bence unutmamalısınız. Okul unutulmamalı. Bir diğer postumuz, LGS'den kaç net bekliyorsun postu? Cenkel adında bir kullanıcı yazmış ki, beklemiyorum demiş. Ve bu post tam olarak 8764 like almış. Teşekkür ederiz. Şimdi Tonguç Kampüs hesabına bakıyoruz. Bu hesap biraz daha üniversite sınavıyla alakalı. 1000'e yakın gönderiye sahip. Burada mesela bugün paylaşılan tam olarak 3 saat önce ve 1506 like almış motivasyon videosu var. Burada hocalarımız sınava girecek öğrenciler için güzel bir video hazırlamışlar. Hemen bir caps görüyorum, hemen ona tıkladım. Yaş problemleri çözerken bulduğum sonuç sahibini 7 yıldır görmeyen 2,5 aylık köpek. Yani yaş problemlerinde ben mesela bir kere annemi 13 yaşında bulmuştum. Nasıl yani? Oluyor, matematik zor bir ders, şimdi kabul edelim. Ben sözelciyim. Burada mesela güzel bir post gördüm. Hayalimdeki meslek nokta 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 demiş. Çünkü nokta nokta boşlukları doldur demiş. Hemen yorumları okuyalım. Hayalimdeki meslek diyetisyenlik. Çünkü obezite günümüzde çok rastlanan bir hastalık. Ben obeziteye yakalanan insanlara yardım etmek istiyorum. İnsanlara yardım etmeyi çok seviyorum demiş. Şevval bizimle çok güzel bir düşüncesini paylaşmış. Teşekkür ediyoruz Şevval. Birisi demiş ki doktor olmak çünkü para var. Ahmet. Arkadaşlarım kanka 25 gün, öğretmenlerim çok az kaldı dayan, ailem senin sınavın yok herhalde, ben varsa ne olmuş bir şekilde. Şimdi de Tonguç Kampüs'ten Tonguç Caps'e geçeceğim. Orada daha fazla caps var. Eminim ki daha fazla güleceğiz. Tonguç Caps'in 986 gönderisi var ve 52.000 takipçi sayısına sahip. Akrabalar, sınav nasıl geçti? Ben çok iyi ya, harika geçti. Sınavım pert bir araba. Öğretmen birine bağırdığında gülmemek için kendini tutarsın. Evet ya, bende o çok oluyor. İnanılmaz oluyor. Hatta ben misafirliğe gidersiniz ya, misafirlikteki anne arkadaşınıza bağırır. Orada falan da böyle bir gülme krizi gelir ya da ne bileyim böyle bakarsınız, durursunuz falan filan. Orada biraz mahcup olursunuz.
Burası da sık sık paylaşım yapılan bir hesap, gördüğünüz gibi. Bayağı komik postlar da var. Canın sıkıldığında bu hesaptan eğlenebilirsiniz mesela, demiş ki. Doğrusunu bildiğim yalanları dinliyorumdur. Şimdi de Tonguç Akademi'nin yabancı dil hesabına bakıyoruz. Bu hesapta da yine 166 tane gönderi var. 34 bin takipçisi var. What is your dream? Hayaliniz ne? Hemen yorumları okuyorum. Birisinin hayali doktor olmakmış. Ahmet. What is your favorite game? Mesela en sevdiğiniz oyun nedir? Mesela birisi Roblox demiş. Roblox çok severim. Among Us demiş. Among Us'ı çok oynadım ben bu kış. PUBG'yi sevmiyorum ya. Şimdi geldik Tonguç Mağaza hesabına. Yine böyle Tonguç Akademi'nin sahip olduğu, çıkartmış olduğu yepyeni veya eski kitaplara ulaşabilirsiniz. Bu kitaplar hakkında bir sürü bilgi edinebilirsiniz. Ben de mesela sınav hazırlandığım dönemde yeni bir kitap yayınlandığında direkt buradan öğreniyordum ve bayağı faydalı oluyordu. Sizlere de tavsiye ederiz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Tonguç Akademi'nin hesaplarını inceledik. Hem bilgilendiren hem eğlendiren paylaşımlar vardı. Sizler de isterseniz bu paylaşımlara açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman kendinize iyi bakın. Ve hoşça kalın. Görüşmek üzere.